alternatör kas naklarına geçmeden önce tek yönlü kavramayı inceleyelim. Kontak anahtarını marş konumuna çevirdiğimizde marş motorunun pinyon dişlisi volan yönüne hareket eder ve volan dişlisiyle kavraşıp motora ilk hareketi verir. Ancak motor çalışıp harekete geçtiğinde pinyon dişli herhangi bir nedenle geri gelmezse bu sefer motor marş motorunu çevireceği ve çok yüksek bir devirle çevireceği için marş motoru zarar görecektir. Bu sorun tek yönlü kavrama ile çözülür. Pinyon dişlinin bağlı olduğu mil bir yönde boşa dönerken aksi yönde kilitlenir. İç mekanizmasına baktığımızda dış sarf ile mil arasında silindirik masuralar yay kuvvetiyle itilir ve sıkışan masuralar mil ile dış sarfı birbirine kilitler. Mil aksi yönde döndüğünde yay kuvveti yenilerek masuralar geri çekilir. Milin dış sarf dönmeden boşa dönmesine imkan sağlar. Bu şekilde marş motoru motora hareket verebilir ama motor marş motorunu döndüremez. Benzer durum cırcır kolda da görülebilir. Cırcır bir yöne boşa dönerken diğer yönde kilitlenir. Bisikletlerde de tek yönlü kavrama kullanılmaktadır. Bu kasnağın tek görevi krank kasnağının dönme hareketini çok kanallı ve kayış yardımı ile alternatörün rotor milini aktarmaktır. Günümüz araçlarında motor hacimleri küçülürken alternatörler büyümektedir. Çünkü araçlarda elektrikli alıcı sayısı sürekli artmaktadır. Büyük alternatörler büyük atalet kuvveti demektir. Örneğin motor devri hızla düştüğünde veya motor durdurulduğunda rotor atalet kuvvetiyle dönme eğilimini devam ettirmek ister. Bu da kayış üzerindeki kuvvetleri arttırır. Kayış ses ve kaçırma yapacaktır. Kasnak içine yerleştirilen tek yönlü kavrama mekanizması ile kasnak yavaşlayıp veya dursa bile rotor kasnaktan bağımsız bir süre daha dönebilir. OAP, tek yönlü alternatör kasnağı olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bu kasnaklarda alternatörün dönüş yönünde kasnak kilitlenirken aksi yönde serbest döner. Marş motorlarındaki gibi masuralı pimler ve yaylar aracılığıyla gerçekleşir. Toz kapağı çıkarıldıktan sonra özel takım kullanılarak sökme veya aynı şekilde sıkma işlemi gerçekleştirilebilir. OAD, Türkçe'ye tek yönlü alternatör ayırıcı olarak çevirebileceğimiz bu kasnaklar özellikle Japon grubu araçlarda daha fazla kullanılmaktadır. Bu kasnağın OAP'lerden farkı bir yay mekanizması ve kaplinle birlikte amortisör gibi çalışarak krank kasnağından gelen titreşimleri de sönümleme özelliği eklenmiştir. Bu kasnaklarda tek yönlü kavrama içerir. Sökülebilmesi için 6 köşe özel takım kullanılır. Her iki kasnak birbirinin yerine kullanılamaz. Gerek OAP gerekse OAD kasnaklarda kasnağın her iki yönde kilitlenmiş olması veya her iki yönde serbest dönmesi arızadır. Bu tip kasnaklarda ses şikayeti sık görülmektedir. V kayış değişimlerinde kasnağın periyodik olarak değişimi öngörülür.